Bayağı tabii. Lezzet veriyor. Servis bayağı yaparken de birkaç tane fıstık, çam fıstığı üzerine atarsanız evet. Harika. Son bağlama zamanında da 2-3 dakika fesleğen yapraklarını atın. Oh, mis gibi. Koku. Muhteşem oldu. Olur. Şu an canımız çekti. Şükriye Yıldırım diyor ki günaydınlar Süreyya Bey'e hoş geldiniz diyorum. Ben de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 2 yıl kaldım. Eşim Büyükelçilik'te askeri ateşe yardımcılığı görevindeydi. Tamam. 2008 ve 2010 yılları arasında ama Süreyya Bey'le tanışma fırsatımız olmadı. Şimdi sizi programınızda izlemek keyif verici, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den sevgiler demiş. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sizleri evet, buluşturan evet. Böyle bir evet gerçekten küçüldü. Gülizar Hanım, ben de mi size küstem? Acaba yazdıklarımı sayfamızda görmüyor musunuz diye. Bizim böyle sadakatli izleyicilerimiz var. Her gün yazıyor. Okumadığın zaman böyle yoklama alıyoruz. Hem yazmadıkları zaman biz soruyoruz. Biz okumayınca da onlar biz de mi küselim? Bak okumadın diyorlar. Fanatiniz yok. Aynen. Balık tariflerinde klasik tariflerin dışına çıkıyoruz sayenizde. Size ve tüm ekibe kolay gelsin. Konunuza da selamlar, saygılar demiş Gülizar Hanım. Vecihe Hanım, muhteşem ikili boz değişik olarak kapari soslu, dil balığı ve ton balığı dolgulu közlenmiş kırmızı biber yapıyoruz. Selamlar, kolay gelsin. Tabii biz evet yanlış okudum değil mi? Yok yok yok, hayır bizim izleyicilerimiz de gayet böyle çeşitli hazırlıyorlar. Çok güzel takipçiler var, mutfağa dair o kadar güzel meraklar var. Bizim de bilmediğimiz bazı reçeteler var, paylaşıyorlar. Biz hatta biraz böyle nostalji olsun diye bir posta adresi verdik. Bize yazın, gönderin. Hani o ruhu yaşayalım diye. Hem de onu yaşatalım istedik. Ama Yunus Emre Bey de bu işin tam biçilmiş kaftan. Çünkü sizin kitaplarınız var. Osmanlı'da evet, deniz mutfağı ile ilgili. Deniz mutfağı evet. Yani neler var değil mi 1500 yıllarda yani, Osmanlı'da? Yani şöyle ben arada programda değiniyorum Osmanlı deniz mutfağı ile ilgili. Mesela 40'a yakın pişirme tekniği var. Yani nasıl kızartması, köftesi, buğulaması... Büryanı yapılıyor, turşusu balık yapılıyor. Tabii evet. 40 çeşite yakın balık pişirme tekniği var. Şimdi biz maksimum onunu belki de bilebiliyoruz bu devirde. Aslında o dönemde de balıklar taratorla çok fazla yeniyor. Ne bileyim işte evde makarna suyu gibi su koyup balık haşlıyorsunuz. O taratorları üzerine koyuyorsunuz. Tamamen kızartmadan, yağ ilave etmeden balığı kendi tadında üstündeki kuru yemişli taratorlarla yeniyor. Ve son derece lezzetli oluyor. O dönemde aslında balık daha çok tüketiliyormuş. Aksine her ne kadar... Osmanlı döneminde işte balıktan uzak durduk veya balık yemeyi bilmiyormuşuz gibi bir algı yaratılsa da uzun yıllardan beri artık çok iyi balık yediklerini biliyoruz. Ve gerçekten hem balık çeşitliliği açısından şu anda İstanbul Boğazı bolluğu açısından. Tabii bolluğu açısından tabii. 300'e yakın balık çeşidi çıkıyormuş Osmanlı döneminde. Şimdi biz 200'lere kadar 220'lere kadar düşürdük gibi biliyorum. Bu da gösteriyor aslında hani biz biraz daha dikkat etmezsek balık avlanmalarına, balık yasaklarına yakında boğazda balık çeşitlerimiz de kalmayacak. Tüketerek gidiyoruz. Aslında çoğaltarak gitmemiz gerekiyor. Alaçatı'da hatırlıyorsunuz ot festivalinde ot yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü seçildi. Hepsinin ortak bir şeyi vardı. Ben sizin için işte buraya geldim. Evet. Burayı siz tanıyın diye bunları yaptım. Ve hepsi otları koparırken bile belli bir kuralla kaydaya uyarak kopartıyor ki sonraki nesile taşısın diye. Şimdi biz ot bütün balığı çekersek tabii. Yöntem evet. Biz boğazdaki bütün balığı çekersek işte çeşidi 300'den 200'e düşürürüz. Seneye 100'e bir 50 sene sonra 100'e düşer. Bir ondan sonra bir 50 sene daha geçer. Bakarsınız ki oralara çiftlikler atılmış. Orada balık yetiştiriciliği yapılıyor. Balık kalmayacak boğazda. Şimdi öyle bir soru var zaten şefim. Hem şefime hem de Süreyya Bey'e soruyoruz. Çiftlik balığına dair düşünceleri nelerdir diyorlar. Çiftlik balığı kontrollü yemlerle üretildiği zaman bence bütün dünya yiyor çiftlik balıklarını. Evet. Amerika'da program yaparken Fulton balık haline gittik sabahın köründe. Bir stand olduğu gibi Türkiye'den gelen balıklar. Yok satıyorlar. Yani onlarda sıkıntı olsaydı herhalde almazlardı. Almazdık. Ama tabii, verilen yeme bakma. Doğal gibi olmaz. Doğalın lezzeti daha farklıdır. Ama bazen çiftlik balığı da lezzetli olabiliyor. Lezzetli şimdi. Oluyor. Bakıyorsun bir çiftlik çıprası olta çıprasından daha lezzetli. Yani yağlanıyor şeyde. Evet. Bence ciddi işini yapan çok değerli çiftlikler var Türkiye'de. Evet. Hiçbir evet. Sakınca yok. Sakınca yok. Zaten onlar olmasa levreyi 150-200 liraya yersiniz. Şimdi tabii bir de öyle bir durum var. Levreyi de şüpheden yemeyiz. Yemeyiz. Şimdi evet. Fırından balığım çıktı. Üstüne tahin, rendelenmiş bir adet limon kabuğunu rendeledim. Tahin attım içerisine. Biraz suyla ve yeşil soğanın iki tanesini tamamen ince ince doğradım ve güzelce karıştırdım. Şimdi hafif hafif böyle balığımın üzerine ilave edeceğim. Yerken bu sostan biraz alacağız
Ve son derece değişik. Şu anda bile fırından çıkardım. Nasıl görünüyor Süreyya Bey? Süper. Stüdyomuz gerçekten şu anda bile kokmuyor. Yani balık dışarıdayken bile kokmuyor. Güzel kokuyor yani. Tam yemek. Tabii rahatlıkla evde uygulayabileceğiniz, çocuklarınızın hani içinde kılçık da yok. Fileto çıkartarak alabiliyorsunuz balıkları balıkçıdan. Kılçık da yok. Çocuklarımız rahatlıkla yani severek ve isteyerek yiyecekler. İçindeki aromalar değişik. Efendim balığı tüketmemiz gerekiyor. Çocuklar için tüketmemiz gerekiyor. Süreyya Bey mutlaka biliyorsunuz. Eski dönemde hep sirkeyle muamele etmişiz balığı. Evet. Pişirirken de mutlaka sirke, tereyağı ve zeytinyağını beraber kullanmışız. Şimdi bile birçok tıbbi uzman aslında balığın sirkeyle temizlenmesi, buğulamaların sirkeyle yapılması yani yapılırken içerisine sirkenin konulmasını da içindeki omega'nın vücuda alımını kat ve kat arttığından bahsediyor. Dolayısıyla mesela balığı sirkeyle yapmak da Osmanlı döneminde aslında sıkçıkla yapıldı. Evet. Son 100 yıldan beri biraz böyle şey yapmışlar, bırakmışız o işi ama sirkeyle muamele edilen balık gerçekten sağlığa daha faydalı hale geliyor. Bunu ben söylemiyorum, tarihte birçok tıbbi uzman, hekim başının yazdığı eski yemek kitaplarından görüyoruz bunu. Bu da aklınızda bir not olarak kalsın. Tereyağını, zeytinyağını, sirkeyi üçünü bir arada buğulamalarda kullanabilirsiniz. O aroma biraz daha lezzet katıyor balığa ve daha sağlıklı hale getiriyor sirke. Kalkanı 24 saat sirkede bekletiyorlar. Tabii. Bir de salata da öyle. Bir yemek kaşığı sirke atarsanız yanlışlıkla temizlenmeden gidebilecek herhangi bir zararlı maddeyi tamamen öldürüyor. Tamamen öldürüyor, evet. Evet. Ben bu arada şimdi balık türleriyle ilgili de konuştuk ama bir izleyicimizin sorusunu da paylaşmak istiyorum. Hangi mevsimde hangi balığı nasıl tüketmeliyiz? Avlanma dönemleri, avlanma yasağı ne zamandır? Ne yememeliyiz? Bununla ilgili bilgi verebilirler mi? Şimdi, güzel bir soru. Avlanma yasağı her dönem bütün balıkları yok. Şimdi balıkların üreme dönemlerine denk gelen balıkların av yasağı alıyor. Av yasağı da tabii yine sınırlı ölçülerde serbest bırakılıyor. Olta serbest, uluslararası karasular serbest, sığ ağlar serbest. Tirol yasak. Şimdi, 1 Nisan'a itibaren tirol yasaklandı. Bakıyorsunuz hep sahillerde. 24 metre derinliği geçti mi yasaktır aslında. Evet. Ama bakıyorsunuz koca koca gırgırlar geliyor. yakalanıyor. Sahil güvenlik yakalıyor bunları. Genelde de hep açıktaydım. Rüzgar beni buraya attı diye mazerette bulunuyorlar ama değil maalesef. Evet. Niye geliyorlar biliyor musunuz? Şu anda, öyle mi? Tabii. Açıktaydım. Rüzgar beni attı. Evet. Avlanırken yakalandım. Şimdi kalkan balıkları artık havalar ısınınca yavru yumurta bırakmaya geliyorlar. Evet. Yavaş yavaş. Bunları takip ediyor balıkçılar. Tabii ki senin çocuğunun geleceği o. Evet. Tabii yani, ki, tabii ki. İşte tükenen sürekli neden, nesli, nesli tabii. Yakalama işte. Bırak yavrulasınlar. O yavruların milyonlarca yumurta bırakıyor bu balık. Tabii. O yavruların %10'u kalsa Türkiye akvaryum olur. Ama sabredemiyor işte. Yani orada 3-5 kalkanı yakalayıp dişi kalkanı. Aslında bu konuda biraz daha o zaman daha fazla söz sahibiyiz. Daha fazla konuşmalıyız. Daha fazla anlatmalıyız. Aslında biraz daha sabrederseniz diyor Süreyya Bey. Avlamaya yöneldiğiniz balıklar yumurtalarıyla bir Türkiye değil belki dünyaya yetecek kadar balıklar üreyecek. Lütfen avlanma yasağına uyalım. Biraz sabredelim. Ne kadar sürüyor o avlanma süresi? Ağustos'a kadar ama. Yasak. Ağustos'a kadar ama hepsinin ölçüsü var mesela. Hı hı. Şimdi Orfos avlanabilirsin ama Orfos 45 santime gelmeli. 45 santime de 18 yılda falan geliyor. Hepsi bilinçli olarak yapmış bunlar. Yani ezbere yapılmamış. Tabii. 18 yaşına gelen balık o büyükte oluyor. 18 yaşına kadar bazen 15-16 olabiliyor bu. Orfos dişi oluyor. O yıl 18 yaşına gelince erkek oluyor. Bir defa çiftleşiyor ölüyor. Yani sürdürülebilir olması için balıkların tabii bir defa üremesi lazım. Evet, evet. Mesela bu lüferde de 20-22 santim bulması gerekiyor. Tabii. Kapalı, ağzı kapalıken çeneden ve kuyruğun yüzgeçine kadar olan bölüm ölçülmeli. Hı hı. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Evet. 7200 kilometrelik sahil şeridi. Dünyaya yeteriz biz aslında. Yeter, kesinlikle. İş sularımız da öyle. Düşünün. Bakıyorsun Kanada'da yengeç avlamaya çıkmışlar. 1 Nisan 12.00'da yasak bitiyor. Ağlar gelmiş. Bir dakika geçmiş. Ağları tekrar denize atıyorlar. Almıyorlar tekrar. Almıyorlar. O kadar. Bravo. Peki şu andaki mevsim balık öneriniz? Şu anda levrek yenilebilir. Çipura yenilebilir. Barbunya yenilebilir. Lagos yenilebilir.
Tam benim sevdiğim balıklar. Demek ki bu mevsimin balıklarıymış. Evet. Efendim biraz size şefimizin ikramını sunalım. Sonra da programımızın haliyle sonuna geldik. Nasıl geçti Yunus Emre? Vallahi çok güzel geçti. Hakikaten çok hızlı, çok güzel, çok keyifli. Çok bilgilendirici. İki ustadan güzel sohbetler ve bilgiler aldık. Buyurunuz efendim. Tahin sosuyla bir çupra yaptık. Fileto çupralarımız vardı. Güzelce dolmalık fıstık, kimyon ve zeytinyağıyla bir sos yaptık. Balıklarımızın üzerine döktük. Arpacık soğanla fırına verdik. 180 derece fırında bir 25-30 dakika pişti. Daha sonra yeşil soğan, limon kabuğu ve tahin biraz da su ilave ederek bir sosunu, tahin sosunu hazırladık. Ve fırından çıkan balıklarımızın üzerine tahin sosunu ilave ederek servise sunduk. Pilavımızda soğanları güzelce kavurduk. Daha sonra içerisinde dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ilave ettik. Ve içerisine biraz esmer şeker, pirinç ve hamsilerimizi ilave ettikten sonra 3 su bardağı suyla güzelce pişirdik. 20 dakika sonra altını kapattık. Şu anda da demleniyor zaten. Maydanozu da servis ettik. Efendim inşallah Süreyya Bey beğenmiştir. Balığımızın üstadı o. tam kıvamında pişmiş balık. Hakikaten diri diri böyle. Pilav da öyle aynı şekilde. Balığı bir de çok fazla pişirmemek lazım. Zaten yumuşak dokulu balık. Evet. Hemen kendini bırakıyor. Peki. Evet efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sohbetimiz daha da çok daha da muhabbetimiz olsun isteriz. İnşallah yine sizleri de ağırlamak isteriz. Mutlaka. Sevgili şefim ve ben yine sizlere efendim bu hafta sonu da yine mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle aynı ekranda ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hayatın tatlarını kaçırmayın. İçinizden geldiği gibi yaşayın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz efendim.